Değerli arkadaşlar, bugün 14 Şubat malum. Gerçi biz böyle şey yapmıyoruz ama yok anneler günü, yok babalar günü, yok memle günü. Bizim için annemizi biz her zaman, babamızı her zaman biz severiz. Değil mi arkadaşlar? Yani filanca gün değil. Ama bugün en güzel. Ben gelirken metroda baktım ki annemle çiçek almış. Ben de unuttum, şimdi aklıma geldi. Bir gül koysadık buraya. Biz de gülü Muhammed olarak peygamberimizi seviyoruz. Metin kardeşim dün dedi ki ben şu konudan ders yaptım dedim. Dedi onu geçen hafta yaptık. Ben de o konuyu başka yerde yaptım. Dedi hiç olmazsa bunu peygamberimizin madem ki en sevgili olduğuna göre peygamberimizden bahsedelim dedi. Doğru münasip olarak biz de Üstad peygamber çok bedetmiş. Biz de bugün konumuzu ona vereceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında dilimiz döndüğü kadar yapacağız. Çünkü böyle kısa zamana sığması mümkün değil. Şu mektubatta belki 300 sayfadan fazla, 300'den fazla mucizeleri var. Onu dile getirmek çok zordur. Biz de sanki bazı numaralar göstereceğiz. Baştan söyleyeyim. Bir kardeşimin dediği gibi biz sizi bir bahçeye götürsek, o bahçede değişik meyve ağaçları var. Sen koparabildiğin kadar koparırsın. Yani bir saraya götürsek istediğin gibi gezersin. Ama gezmezsen, koparamazsan kabahat senin gibilerden. Şimdi biz de mümkün olduğu kadar bazı aklımıza gelen şeyleri ifadeye çalışacağız. İnan dün yani geceye kadar bunları okudum. Peygamber'e çok kitaplara baktım. Acaba niye bahsedeyim derken hadi ya Bismillah dedim. İnşallah cemaate feziyle bu derin konuyu inşallah Hazreti Peygamber'in inşallah şefaatiyle Cenab-ı Hak feyizler eder. Bunu şöyle başlayalım daima. Ben lemalara bir ibare var. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olur. Üstad diyor ki arzı kendine sacit ve abid. İbadına mescit. Mahlukatına beşik. Ve kendine müsebbi ve mükebbir eden Zat-ı Celal'e yeri zerrata adedince hamd, tesbih ve tekbir edip ve mevcudata adedince hamd ederiz ki bize bu nevi ubudiyeti ders veren, bu nevi kulluğu gösteren mahbub-u kulüp, muallim-i ukul, mürebbi-i nüfus ve sultan erbe olan aleyhisselama ümmet edilmiş. Mahbub-u kulüp, kalplerin mahbubu, muallim-i ukul, akılların muallimi, mürebbi-i nüfus, nefisleri terbiye eden sultan-ı erva, ruhların sultanı olmuştur. Tabi 19. sözde bir ibareyle başlayalım derse. Buyur başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Risalet-i Ahmediye'ye dairdir. Ve ma medehtu Muhammeden bi mekaleti ve lakin medehtu mekaleti bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Bu ibare iki görüş var. Bazıları muallim Naci muallim Cudi diyor. Evet. Onun kasidesi diyor. Bazıları da Hasan bin Sabit'in kasidesi diyor. Peygamber şair. Diyor ki ben diyor sözlerle Muhammed'i methedemedim. Onu methetmenin ne mümkün değil. Ama eğer benim sözde güzellik varsa bu benden değil, bu peygamberden dolayıdır. Anlatabildim mi yani? Evet, böyle bir söz. Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir aleyhisselam. Bu da madem sevgililer günü, bizim de en çok sevdiğimiz zat, değil mi geçen? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi onun şefaatle mazhar etsin geçen. Kâhat onun yüzüme yaratıldı. Siz ifade edeceğim sonra. Evet. 14 reşahatı tazammun eden 14. lem'anın 1. reşahı. Evet, buyur. Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarrif var. Demek ki Rabbimizi bize gösteren, öğreten 3 tane büyük öğretmen var. Bunlar üstad burada 3 tane söyleyecek. Okuyanlar çok bilir bunu. Biri kainattan bahsedecek. Biri Kur'an-ı Azimüşşan diyecek. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyecek. Üstad dördüncü olarak da Mescid-i Nuriye'de vicdan diyor, vicdan. Rabbimize tarif de vicdan diyor. Vicdan da değerli arkadaşlar, yine Mescid-i Nuriye'de şöyle bir ibare var. Akıl tatili eşkal etse de
vicdan sahne unutmaz diyor. Bir daha söyleyeyim. Akıl tatil eşkalese de anlamasa da iyi. Fakat vicdan sahneyi unutmaz. Üstad Hakk'a çekirdeklerinde 26 numarada diyor ki insan mükerrem olduğu için daim Hakk'ı arar. Fakat bazen batıl eline geçer. Onu hak zanneder, kaybeder. Bugün bütün sıkıntılar oradandır. Nedir? Tıpkı affedersin, basit bir örnek vereceğim. Ben köyde kaldım biliyorum. Sesim işe geliyor, boğaz mı geliyor? Tamam. Ben köyde kaldım biliyorum. Köyde tavuk, ördek yumurtasını tavuğun altına koyarlar. Bilir misiniz? Ben de öğrendim yani. Yumurta, tavuk, altta civciv var. Kendi bir de ördek yumurtası var. Zamanı gelince kuyruktan çıkan yavrular durur. Ama ördek yumurtası koşar. Nereye gider biliyorsunuz? Suya doğru koşar, suya. Bak, var mı mektubat Hakk'a çekilerini? 26'yı aç, daha iyi anlaşırsın. Burada mı? Bak. Suya doğru koşar. Suya doğru koşar. Fakat su ile kendi arasında misalimi anlayın. Bazı çok avcılar. Böyle bir su birikintisi olsa pis alırız yani. Hayvan pis demiş olarken. Onu zavallı ördek yumurtası çıkan yavru su zanneder. Oku bak 26. İnsan fıtraten mükerrem olduğundan Hakk'ı arıyor. Vicdan daima Hakk'ı arar. Ama bazen batıl eline geçer. Mesela şöyle bak su buradan çıkıyor. Tam buraya gelirken burada bazı birikinti vardı. Pis. Onu batıl kabul. Onu evet su zanneder. Hak zannederek koynunda saklar. Gördün mü? Onlar ne gençler? Var ya izimler. Evet. Sosyalizm, komünizm, siyonizm, batıl itikatlar, batıl mezhepler var ya. Çoğumuz öyle. Adres şu adres. Daha açık konuşayım. Allah'a gidecekken adres şaşırarak puta gider. İneğe gider. Evet. Gider de gider, yıldızına gider. Güneşi ateşe de var. Doğru mu? Evet. Hakikati kazarken bak, ihtiyarsız dalalet başına düşer. Evet. Hakikat zannederek kafasına giydirir. Giydirir, bunu öz zanneder. Evet. Bu kadar değil mi? Halbuki esas bu. Niçin bu örneği verdim? İslam'a su gibi. Eğer biz hakikaten İslam'ın güzelliğini göstersek, yani Hazreti Peygamber'in sünneti yaşasak, bir tanesini söyleyeyim, doğru olsak, tarihçi attı mı? Tarihçi attı. Bak, tarihçi attı. 88'i aç, bir ibare var orada. Her şeyde, bak Peygamberimizin sünnetiyle ilgili bir şey söyleyeyim size. 88'i aç, bak. Her şeyden evvel ne diyor? Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Cevap, doğruluk. Buyur. Değil mi? Doğru olsak, Mevla'nın bir sözü var. Ya dost doğru ol, nasıl doğru? Nasıl? Ya göründüğün gibi ol veya olduğun gibi. Dost doğru olsak, bitti mesela. Ama üstad başka bir yerde hutbe-i şanının başında aslında sayarken bir tane diyor ki doğruluğun hayatı, içtimai, siyasi ölmesi diyor. Hı. Bak peygamber doğru ol demiyor mu? Doğru. Gafs-ı Azam doğruluğu da kazanmamış mı? Doğru. Misaller çok. Bunu yapsak biz doğru olsa sonra sual daha cevap yalan söylemek. İşte yalan. Peygamber bir hadis hatırlım kadarıyla benim ümmetim şunu yapar. Şunu yapar, şunu yapar. Ama yalan söylemez demiş. Hatırladınız mı böyle bir hadis var? Yalan söylemez. Bak görüyorsun. Sonra? Sual, sonra cevap, sıdk, sadakat, ihlas, işte. Sebat, tesanüf. Devam et. Sual, neden? Cevap, küfrün mahiyeti yalandır. İşte görüyor musun? Allah muhafaza. Sonra? İmanın mahiyeti sıdktır. Gördün mü? Devam et. Şu bürhan kafi değil midir ki? Şimdi ezberleyin bu cümle. Oku. Hayatımızın bekası. Ülkemizin. İmanın. Bir. Ve sıdkın. İki. Ve tesanüdün devamı. Gördün. Üstad da bunları Kur'an'da hadisler almıştır. Tekrar konuya dönelim. İşte hani yola giderken işte bunlar şaşırıyoruz. İslamiyet'in güzelliğini gösteremiyoruz. Gösteremediğimiz için başımıza bunlar geliyor değil mi arkadaşlar? Hı. İnan samimi söylerim. Bir tanesi ayet diyor. Yiyin, için israf etmeyin diyor. Hı. Ayet demiyor mu? Hı. Peygamber iktisadı emretmiyor mu? Hı. Zaten örnekler vereceğiz. Sadece ben kendi örneklerim. 1972 yılında
Niğde'de öğretmenlik yapıyordum. O zaman değerli arkadaşlar, Niğde'nin nüfusu 30 bindi. Gazetede okudum ben. İzmir'de, dikkat bir, İzmir nüfusunu bilmiyorum. 72 yıl, 1972. Şimdi belki daha fazladır. Yani nüfus değil de israf daha fazladır. İzmir'de lokantadan, şuradan, buradan, otellerden, evden atılan ekmek artıkları, Niğde nüfusu, bir günde atılan artıklar, Niğde nüfusun bir aylık ekmek ihtiyacı karşılıyormuş. Mübarek değil, hakikaten de. Şimdi belki daha fazladır ha. Değil mi? Bak, bir, demek biz İslamiyet'e uysak, mesele bitti. Gelin bu sevgiler gününde yapabildiği kadar peygamberimize uyuma hareketlerimize devam edelim. Oku şimdi. Bir Rabbimizi... Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrif var. Hı. Birisi şu kitab-ı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile geç. Arabi Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Evet. Birisi şu kitab-ı kebirin ayeti kübrası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselam'dır. Birer satır. Şu kainat kitabı, yani iki kitap var. Bir kainat kitabı, bir de Kur'an-ı Zümüşşan. Kur'an-ı Zümüşşan'a bakınca Allah'ın varlığı gözüküyor mu? Gözüküyor. Ufak çocuk ezberliyor. 1400 seneden beri Kur'an harfi değişmemiş. Bu mucize değil mi? Hı hı. İki, kağıttaki bana göster ki güneşten tut, sineye kadar hepsi Allah'ın varlığı göstermiyor mu? Gösteriyor. Evet. Üçüncüsü ne diyor? Kur'an-ı Zümüşşan'dır. Şöyle söyledik. Evet. Peygamberimiz kainat ve Kur'an. Tamam. Dördüncüsü vicdan. O burada değil. Sonra? Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıki olan... Konuşan bürhan, yani peygamberimiz ve... Hatem-ül Enbiya, evet, aleyhissalatü vesselam. Son peygamber Allah mesela. Tanımalıyız, dinlemeliyiz. Buyur. Evet, o bürhanın şahsı manevisine bak. Bir maddi şahıs var, bir de manevi şahıs var. Bak şimdi üç kişi ayrı ayrı üç olur. Üç olur. Ama birleşti mi 111 olur. Evet. 4 tane 4 ayrı ayrı 4 4 16 olur. Ama birleşimi 4440 olur. Şahs-ı manevi. Penis şahsı bu. Ama onun şahs-ı manevi bakın. Hı. Milyarlar Müslüman öyle. Şahs-ı manevisine bak. Hatta yeri gelmişken ezbere söyleyeyim. Üstad Mesnevi'de diyor. Tavus kuşu yumurtadan çıktığı vakitte havada tayaran uçar. O tavus kuşu özlerini yumurta bulamazsın. Hı. Diyor. Çünkü mükemmel rengarenk kanatları var. Biliyor musun? Tavus kuşu. Şimdi eğer sen tavus kuşunun ilk yumurtasına baktığın vakitte o güzelliği göremeyince şüpheye düşersin. Hemen başını kaldır. Hatırlayın. Tavus kuşunun güzelliğine bak. O arada peygamberimizin hayatına bakan adam, tarih kitaplarına maalesef, Bedir'de savaştı, Uhud'da böyle oldu, Hendek'te böyle oldu, alışveriş böyle yaptı. Beşer hayatına bakınca aklına başka şey gelir. Hemen birden başını kaldır. Şahsı manevisine bak. Neler yapmış. Ne büyük zatlar gibi. Ne müşrikler. Ne sahabeler. Evet. Şahsı manevisi bu. Sonra. Evet. O bürhanın şahsı manevisine bak. Bakalım. Sat-ı arz bir mescit. Anladığım kadarıyla Hristiyanlar belli bir yerden baskılıyor değil mi? Evet. Kilisede. Yahudiler. Havrulu değil mi? Belli günde başka yerde. Ama uçakta namaz kılıyoruz. Evet. Her gün namaz kılıyorsunuz. Bak sat ağır bir mescit. Peygamberimizin. Sonra? Mekke bir mihrap. İslamiyet Mekke'de yayıldı. Mihrap camide orada duruyoruz. Şimdi namaz durduğu vakitte hep Kabe diyor, yönemiyor muyuz? İşte Mekke bir mihrap oldu. Sonra? Medine bir minber. Peygamber bütün İslam hukuklarını Medine'de hutbe okudu. Camide imam hutbe okudu. İslam'da en çok yayılması, anlatılması Medine. Ahkam nerede oluyor? Medine'de oluyor. Onu ifade ediyor. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün ehli imana imam. Amenna. Evet. Bütün insanlara hatip. Bütün enbiyaya reis. Bütün evliyaya seyyid. Bütün evliyanın efendisi. Bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri. Yani 124 bin evliya. 124 milyon enbiya. 124 bin enbiya. Doğru mu? 124 milyon da evliya. Bin peygamberler. Milyon da evliya. Böyle bir halka tutmuşlar.
sanki peygamberin ortasında, tabi tarikatta onlar bir hatme gibi, buyur hep beraber ne diyorsa onu yapıyorlar. Peygamber lider bu şekilde yapıyor. Evet diyor, devam et. Bütün enbiya hayattar kökleri... Hazreti İsa Aleyhisselam, ben gidiyorum, Hazreti Muhammed Ahmet gelsin der. Tevrat'ta öyle, İncil'de böyle, Zebur'da hep peygamberimizi methediyorlar, övüyorlar. Evet. Bütün evliya taravetler semereleri... Evliya bir keramet mi gösterecek? Doğru mu diyecek? Hep peygamberimizden fişini alacak. Elektriğini orada alacak. Evet. Bir şecere-i nuraniyedir ki her bir davasını mucizatlarına istinad eden bütün enbiya... Anlaşıyor mu? Hazreti İsa ölülerini diriltmiş. Ben peygamberimize dayanarak yapıyorum diyor ki hep oradan. Hazreti Musa Aleyhisselam denizi mi yarılmış? Eller şey mi efendim söyle vurmuş asaya. Davut Aleyhisselam dağla mı konuşmuş? Bütün bu peygamber mucizeleri kime dayanıyor? Peygamber'e dayanıyor. Sonra her bir davasının mucizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Evet. Zira o la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, evet, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, evet, bütün peygamberler ve evliyalar, peygamber, evliyalar, asfiyalar, aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakte ve bil hakkı natak ederler. Zaten şu ikinci şuada diyor, bütün enbiyaların sözü hep lalatla bitmiştir. Hı. Ben ve benden ve bütün peygamber sözü budur diyor. Onlar demiş ki doğru söyledin, gerçek söyledin. Şimdi burada bir ince noktayı söylüyoruz buna girmeden. Dedi ki kağıt bir kitap. Lemalar nedir? Ha, burada. Bak şimdi şurada. Şimdi şurada. Bu kağıt bir kitap. Şimdi peygamber ispatını yapacağım şimdi. Dikkat edin gençler. Evet. Bu kitabın, evet, kitabın sayfası var. Kitapsa sayfası var. Satırı var. Kelimesi var. Harfi var. Doğru mu? Şimdi kağıt bir kitapla benzesek. Evet, onun sayfası ne? Evet, bu Kitab-ı Kebir'in bir sayfası zemin yüzü. Yeryüzü sayfası. Sonra? O sayfede nebatat, hayvanat tayfeleri. Sadece buraya koy. Sadece çizdiğim yok. Bu sayfenin bir satırı bir bahçedir. Sayfası satırı neymiş? Bir bahçe. Evet. O bahçede bulunan çiçekler, ağaçlar, nebatlar adedince manzum kasideler, beraber birbiri içinde yanlışsız yazıldığını şimdi gözümüzle görüyoruz. Sadece bak, bu kitabın kağıtın sayfası zemin yeryüzü. Peki sayfanın satırı? Bir bahçedir. Döndür sayfayı. Şimdi satırı bahçe. Yok, sayfası ne dedim? Söyle. Sayfası zemin yeryüzü. Satırı bahçe. Şeyi efendim. Ağaç kelimesi oku. Ve bu bir kelime olan bu ağaçta bir harf, hükmünde olan bir meyvede bulunan bir çekirdek noktası, bütün ağacın fiil listesini, programını taşıyan küçük bir sandıkça. Biraz karıştı galiba gençler. Tekrar edin daha iyi anlıyorum. Kitap kainatsa sayfası yeryüzü. Satırı bahçe. Kelimesi ağaç. Harfi meyve, noktası çekirdek. Anladınız mı yani? Şimdi böyle bir kitap elbette ki bu ne gösterir? Kâtibini gösterir mi? Gösterir. Kâtip bir kitap olduğuna göre anlattık. Şimdi soruyorum. 10.000'in sözüne geçiyor. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız boş kağıtta ibaret kalır. Kavradınız mı olayı? Anlaşılmaz bir kitap. Onu kapat. Anlaşılmaz bir kitap. Argotonca yazısı, Argotonca. Öyle bir dil yok ya mesela. Anlamadığın bir dil. Baktın ki internette gösteren kimse anlayan yok. Ne yaparsın bu kitabı? Sobaya atarsın. Şimdi kağıt Allah yaratmış. Bu kitap okuyacak bir, okutacak muallim olmazsa kitap neye yarar? Anlaşıldı değil mi? O kitabı okuyan muallim kim? Peygamberimiz. O olmasa biz de olmazdık. Bir örnek, Mesnevi'de bir ibare var. Bunu da ezberleyin.
Diyor ki şu gördüğün aleme büyük bir kitap nazarı bakılırsa Nur-u Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Anladınız mı? Şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap bakarsan Peygamber Nur'u o kitabın katibinin kaleminin nedir? Mürekkebidir. Mürekkebi olmasa kalem işe yaramaz. Evden basıyorduk ya böyle. Kalem olmasa kitap yazılmaz. Kitap demek kainat yazılması mürekkepli. Mürekkep nedir? Yine mesnevi diyor ki mesnevide evvela halakallahu nuri. Peygamber diyor ki evvela canım beni nuruma hak etti. O nurdan maddi acine yarattı. Ona esir diyen de var. Oradan bütün kainat yaratıldı. Bu neyin tefsiri? Levlake levlak. Sen olmasaydın ben bunu yapmazdım. Size bir ince bir nokta söyleyeyim. 31. sözde diyor ki, 31. sözde Miraç başlığının sonunda diyor ki bir şeyin neticesi o şeyden evvel düşünür. Anladın mı yavrum? Bir şeyin neticesi o şeyden evvel düşünür. O şey ne? Peygamberimiz. Netice şey değil, ters söyledim. Neticesi o şeyden evvel düşünür. Hangisi evvel gelmiş? Mesela söyledim. Bir şeyin neticesi o şeyden evvel düşünülür. Kainat veya lokanta mı önce gelir? Yemek yemek mi? Söyleyeyim bana. Lokanta. Bak lokanta dedi. Doğru mu? Bir şeyin neticesi o şeyden evvel düşünülür. Netice ne? Netice yemek. Yemek yemek. O şey ne? Lokanta. Tekrar ediyorum. Bir şeyin neticesi o şeyden evvel düşünülür. Yemek yemek olması lokanta olur muydu? Öyle hangisi önce gelirmiş? Biraz karıştı. Peki oturmak mı önce gelir yoksa koltuk takımı mı? Söyleyin. Oturmak gördün ya. Madde mi önce gelir, mana mı önce gelir? Evvela mana. O halde evvela bu kağıtın çekirdeği, toprağın ikisinin çekirdeği ağaç çıkıyor değil mi ondan? Meyve oluyor. Üstad diyor ki, kağıt bir şeceredir. Anası dalları, nebatat yaprakları, hayvan çiçekleri insanlar semerelerdir. Bu meyvelerden en mükemmeli, en eşrefi, en eltefi Seyyid-i Enam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için evvela Allah bir nur yarattı. Allah bizi onun damarını etsin. Onun şevini mahsar etsin. Şuraya ikinci şey aç. Bununla peygamberle ilgili bir mucizeden bahsedelim. İkinci reşa en başta. En başta. İkinci başta. Bak. İkinci reşa. Arkadaş, tevhidi ispat ve nevi beşeri irşad eden o nurani bürhan biri sağında, bakın anlattık ya, peygamberler, diğeri solunda, enbiyalar, evliyalar, biri mütevatir, diğeri mecma aleyh bulunan nübüvvet ve velayetle mücehhezdir. Peygamber böyle tasdik edilmiş. Kim? 104 enbiya, 104 evliya tasdik etmiş. Sonra aman yarabbim. Evet. Ve aynı zamanda irhasat denilen kablen nübüvvet kendisinden zuhur eden. Hadi hava biraz değişsin. Yani peygamber gelmeden önce olan mucizelere, olaylara biz şey diyoruz. İrhasat diyoruz. İrhasat. Mesela bunun en basit bir tane size örneğini vereyim. Yaş 12'di peygamberimiz. Babası vefat etmişti 6 yaşındayken. Doğmadan vefat etmişti. Aldığında annesi vefat etti biliyorsunuz. Ve peygamberimiz yetim olarak Ebu Talib'in yanında şeye gitti. Şam'a gitmişti. Busra. Kudüs'te Şam arasında 95 km mesafede bir yer. Busra'ya gittiği vakitte orada bir şey vardı. Hem Yahudi idi, sonra Hristiyan oldu. Büyük bir alim varmış. Parmakla gösteren bir alim. Busra rahibi, rahip meşhur, Bahira diyor, rahip. Kervan gelirken o rahip çok büyük alim, dışarı çıkmıyor, böyle ibadet ediyormuş. Şöyle gayet camdan bakmış ki bir bulut, bir kafire geliyor. Adamı göndermiş, derler o kafireyi yemeğe çağırın. Halbuki o kadar Şam'dan gelen giden oraya geçerken hiç kimseyi yemeğe çağırmamış, dikkat çekmiş. Diyor ki, küçük büyük, köle yur ne varsa çağırın diyor.
Etraf da şaşırıyor. Ya ne oldu buraya mı diyor. Çağırıyor. Sofraya bakıyor. Yüzüne bakıyor. Allah Allah. İşaretini göremiyor. Aradığı yok, bulamıyor. Diyor orada kafile başkanına. Diyor ki hep geldiniz mi? E geldik. Gelmeyen var mı? Bir çocuk bıraktık diyor. Kervanın başına bıraktık. Gelin üstaddan dinleyelim. 8. bir saniye. Meşhur Buhayra-i Rahib'in meşhur kıssasıdır ki nübüvvetten evvel Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam amcası Ebu Talip ve bir kısım Kureyş ile beraber Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Buhayra-i Rahib'in kilisesi bak civarına geldikleri vakit oturdular. Oturdular. İnsanlar ile ihtilat etmeyen, konuşmayan o adam münzevi Buhayra-i Rahib çok alim, evet. Birden çıka geldi. Kafile içinde Muhammedül Emin'i aleyhissalatü vesselam gördü. Kafileye dedi. Yanına gidiyor. Diyor ki Ebu Talib haber gidiyor. Bu çocuğun babası kim? Benim diyor. Olamaz diyor. Olması lazım diyor. Kitapları görmüş. Olamaz diyor. Doğru söyle diyor. Diyor ki yetim. Ha diyor. Tamam. Yaşın babası öldü. Şartlar buyunca sana soru soracağım diye peygamberimize. Buğutta başında ya. Doğru söyle. Lat ve Uzza üzerine yemin et diyor. Lat ve Uzza şeydi. Putperin adı. Ben diyor onlara nefret ediyorum diyor. Aa bu da çıktı, ortaya çıktı diyor. Maşallah. Birkaç şey sual soruyor. Cevabını alınca okumak zora. Dedi şu seyyidül alemindir. Allah Allah. Bak. Ve peygamber olacaktır. Evet. Kureyşliler dediler neden biliyorsun? Mübarek rahip dedi ki siz gelirken baktım ki havada üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken şu Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam tarafına bulut meyletti, gölge yaptı. Aman yarabbi. Hem görüyordum ki taş, ağaç ona secde eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu ise nebilere yapılır. Yeter. Bak. Bir de bir soru devam et burada. Dedi ki neydi? Efendim hava sonra ve keza şurada ve keza. Ve keza o bürhan-ı nuraniden zuhur eden inşikak-ı kamer. Tabi inşallah Miraç'ta bunu dinlersiniz. Mübarek eline ay iki şey yapıyor. Sonra parmaklarından fışkıran sular. Sekizinci işarette sular, suyu anlatıyor. Çok kısa söyleyeyim. Ordu sus kalıyor. Bir teşriğe getirme diyor. Su döküyor. Eline mübarek sular akıyor. Ve üstad diyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam asası yapıyor. Ama elden su akması mümkün değil diyor. Bakın sular mucizesi sonra. Ağaçların onun davetine icabetleri. Gel diyor ağaç geliyor. Selam veriyor. Sonra. Duasının akabinde yağmurun nüzulü. Ya sonra. Pek az bir yemekten çokların yiyip doymaları. Ah, bari ondan da bir örnek severim. Al. Ordu aç kalıyor. Buyur. Üçüncü misal. Bir gazvede ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama müracaat ettiler. Ferman etti ki heybelerinizde kalan bakiye-i erzakı toplayınız. Ne kaldı bakalım? Evet. Herkes azar birer parça hurma getirdi. Sonra? En çok getiren 4 avuç getirebildi. Bir kilime koydular. Seleme der ki mecmunu ben tahmin ettim. Getirilen hurmaları topladım diyor. Oturmuş bir keçi kadar ancak vardı. Bu kadar. Ama orada yani iştahlı bir insan bir oturum adam deve yiyormuş yani. Hepsini bir iki şeyler bitirir. Düşün evet. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bereketle dua edip ferman etti. Herkes kabını getirsin. Getirdiler. Herkes buyursun demiyor. Heh. Herkes kabını getirsin. Güzel bakın. Buyur demiyor değil mi? Evet. Koşuştular, geldiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı. Hepsini doldurdular. Hem fazla kaldı. Sahabelerden bir ravi demiş. O bereketin gidişatından anladım ki eğer ehli arz gelseydi onlara dahi kafi gelecek. İşte bereketin mucize görüyorsun. Elbette böyle bizzat sevilmez mi? Şu cümle oku. Şurada. Evet. Şu bununla ilgili, sevgiyle ilgili okuyayım. Ha şuraya koy. Bak.
Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam umuma rızık veren ve rızıkları halk eden bir zat-ı rahim ve kerimin sevgili memurudur. Gördün mü? Sevgili memur olduğuna göre peygamberimiz onun hürmetine az yemekten herkes ne yapar? Doyar. Evet. Geleceğim. Şöyle gel. Pek hürmetli bir abdidir. Pek hürmetli bir abdidir ki rızkın envanında hilaf-ı adet olarak ona hiçten, hiçten yani, ve sırf gaybdan ziyafetler gönderiliyor. 161 aç bir şey verdim. Mesela de ki orada tekrar şeydi bu. Kaldığın yer oku. İkinci. İkinci oku ya. Şurada. Bek. Tamam. Az bir yemekten çokların yiyip doymaları. Doymaları sonra. Ve kurt, ceylan, deve, taş vesairelerin konuşmaları gibi mucizelerinin delalet ve şehadetiyle tasdik edilmiş bir zattır. Evet, peygamber böyle. Bir de ben örnek vereyim. Şunu okumadan size bir şey anlatayım. Ben Almanya'dayken duyduğumu söylüyorum. Bunlar biliyorsun Almanya'da bir şair var meşhur. Göde. Alman şairi Göde. Üniversite bu antoloji olarak bunun kitabını şiirini yayınlamak istiyor. Almanş nasıl sen Mehmet Akif'in, Ersoy'un, rahmetlinin şiirini yayınlıyorsunuz değil mi? O da Göde'yi şiirini yayınlamak derken şiirlerini okuyor şiirlerini. Bakıyorsun ki yayıncılar bir mısrasında bir yerde şunu söylüyor. Bak dikkat ediniz. Aa keşke kurt olsaydım. Allah Allah. Böyle bir şair, böyle bir cümle nasıl farkasın? Nasıl bunu tercüme edelim? Halkın sevdiği bir şair. Okulları ders kitabı okutulacak bunu. Ah bir kurt olsaydım. Bu sefer üniversiteye verip bunu bu şiiri düzeltin. Ne yapsın? Bu sefer bazıları kafadan kurt ahlaklı kurt, ahlaksız kurt, şu kurt, bu kurt. Böyle kurdun ahlaklı ahlaksız olur mu? Bütün ağdan çıkamıyorlar. Üniversite de hükümet para veriyor ki bu işi yapın derken üniversite o edebiyat kürsüsü bunu inceleyecek acaba alttan çıkamayınca orada üniversite bir asistan doktor karşılığında bizim o bunu duyuyor. Rektör yanına gidiyor. Diyor ki efendim bu olayın aslını ben size söyleyeyim. Nedir diyor. Biz alttan çıkamadık bunu. Aa keşke bir kurt olsaydım. Adam kurt olur mu? Bunun aslı ne? Hangi makamda bu laf söylemiş? Meğerse bu hadis-i şerifi görmüş, bunu gösteriyor, mükafatı alıyor. Nedir o biliyor musun? Kurt olaydın aslında bir şey biliyor musunuz? Üstad 19. mektup 15'i işaretle söylüyor. Şurada yok. Şurada burada. Bir kurt. Bir kurt keçilerden birisini tutmuş. Çoban kurdun elinden kurtarmış. Zib demiş. Bakalım. Allah'tan korkmadın. Benim rızkımı elimden aldın. Kurt diyor, konuşuyor. Çoban demiş, acayip Zip konuşur mu? Zip ona demiş, acayip senin hali nedir ki? Bu yerin arka tarafında bir zat var ki sizi cennete davet ediyor. Peygamberdir, onu tanımıyorsun. Evet, görüyor musunuz? Bütün tarikler kurdun konuşmasında müttefik olmakla beraber kuvvetli bir tarik olan Ebu Hureyre ihbarında diyor ki bakın çok enteresandır. Şimdi çoban kurt konuşunca çoban bu. Koyunlar kimin? Başkasının. Başkasının. Nasıl teslim etsin? Hiç kurda koyun teslim edilir mi? Sonra? Çoban kurda demiş ben gideceğim. Senin dediğin gibi bir peygamberi yani görmek için değil mi? Bakayım bir gel. Ben gideceğim. Gideceğim. Fakat kim benim keçilerime bakacak? Buyur. Zib demiş. Kurt ne diyor? Ben bakacağım. Buyur. Sonra? Çoban ise çobanlığı kurda devredip gelmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı görmüş. İman etmiş. İşte görür, keşke ben o kurt olsaydım. Görüyorsunuz. Oku. Dönüp gitmiş. Zib'i çoban bulmuş. Zayiat yok. Ne yapmış zaman? Bir keçi ona kesmiş. Neden? Çünkü ona üstadlık etmiş. Burada bir cümle var. Ben sadece şunu oku. Şunu. Bak. Ey insan. Ey insan ibret alınız. Kurt, arslan,
Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Yani hayvanlar şunlar bunlar tanıyor. Okumadık onları da bir numune gösteririm. Dersin başında ben size bir numune göstereceğim. Tanıyor, itaat ediyorlar. Hı-hı. Sizlerin hayvandan, ya, kurttan aşağı düşmemeye çalışmanız gördünüz mü? Zayıdır. Yani kurt tanırsa, ağaç tanırsa, hayvanat tanırsa, ya sen tanımazsan. Kertenkele tanırsa. Ha kertenkele tanırsa. Bir örnek var. Ya görmek. Allah bize hiç olmasa onun şefaatine mazhar etsin. Amin. Evet diyor Üstad. 26. lamanın 3. ricasında diyor ki, evet. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı. Şimdi ne kadar oldu? 2 milyar. 2 milyar değil mi? Ama kaç sene geçti? 1400 sene değil mi? Evet. Evet, insanların sultanı. Dersim başladım. Mahbub kulüp, muallim okul, mürebbi nüfus, sultan erba olan aleyhisselam. Evet. Ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi. Allah Allah. Ve kalplerinin mahbubu ve her günde es-sebebü kelfail sırrınca bütün ümmetinin işlediği hasenatın bir misli sahife-i hasenatına ilave edilen ve şu kainattaki bakın makasıdı aliye-i ilahiyenin medarı. Yani bu kainat ne için yaratılmış? Anlattık dersin başında. Peygamberimiz için yaratılmış. Ve mevcudatın kapalı bu ya. Sizin benim değil mi? Benim derim. Hocam derse gelecek herhalde. Bir bakabilir misiniz? Mithat Bey. Mithat Bey. Evet. Bütün ümmetinin işlediği hasenatın bir misli. Yani esver kerfay demek diyelim ki çok iyi bildiğin nokta. Sen bir cami ve hayır yapmak istiyorsun. Teşebbüs ediyorsun. Az biraz paran var veya yok. Ama senin teşebbüs etmen halkın galeyhane geliyor. O iş yapılıyor. Kim sebep oldu? Sen. Bütün sahabı alıyorsun. Şimdi peygamber gelmesi biz İslam'ı nereden bilecektik? Her birimizin. Değil mi? Allah kulu nereden bilecektik? Her birimizin yaptığı sevap ona gidiyor. Bütün Müslümanların. Evet bak mesela siz buraya geldi elhamdülillah. Nur talebesi oldu adam. Risale'yi biliyor. Vallahi bütün nur talebelerinin aldığı sevap sen hane giriyor yani. Peygamber dolayısıyla ona, hem oraya giriyor hem bize giriyor değil mi gençler? Sonra devam et. Anlaşılıyor bu. Bütün o ümmetinin işlediği hasenatın bir misli sahife-i hasenatına ilave edilen bir. Peygamber anlatıyor. Ve şu kainattaki makasıdır aliye-i ilahiyenin medarı. Niçin bu kainat yaratıldı? İnsanlar niye burada? Geçen ben ene dersini yaptım bir yerde. Bunu soruyor insan. Acaba niçin ben buraya geldim? Nereden buradayım? Ve nereye gidiyorum? İnsan bu soruları sonra rahat edebilir mi? Niye geldik buraya? Değil mi gençler? Bunun bu suallerin cevabını verecek kim? Sonra. Ve mevcudatın bak, kıymetlerinin tealisinin sebebi olan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayat-ı sahiha ile ve keşf-i sadıkla dediği gibi Peygamberimiz dünyaya geldi bu lafı söylemiş. Ümmeti evet mahşerde herkes Allah Allah ya Rabbi. Nefsi dediği zaman Peygamber'e dair o mahşerin dehşetinden herkes nefsi dediği vakitte Peygamberimiz nefsin değil hep yine ümmeti düşünüyor. Ümmeti diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gider. Taif'te biliyorsunuz Haris bin Zeyd'le beraber giderler. Taif halkı onu dinlemezler. Ve 3 kilometre mesafe dizdirler. Mübarek taşlarlar. Ve kanlar içerisinde Zeyd bin Haris'e de kan içinde de bir yere sığınırlar orada. Namaz kılar. Heybetli bir namaz kılınca orada 2 kişi müşriklerden Addas isminde bir köleye üzüm götürüyor. O da alıyor üzüm götürüyor peygamberimiz. Üzümü yerken Bismillahirrahmanirrahim diyor. Addas şaşırıyor. İlk defa böyle kelime duymuş. Sen neresin diyor. Addas meğerse şeymiş. Yunus Aleyhisselam Ninova kavminde. Ninova. Yunus'un peygamber kabindeyim ben diyor. Kabilesindeyim. O benim kardeşim deyince Addas iyice şaşırıyor. Uzatmayayım. Müslüman oluyor. Elini ayağını öpüyor. Müslüman oluyor. Ama burada ince bir nokta. Peygamber taşlanınca efendim
kanman, revan için olunca Cenab-ı Hak hem Cebrail bir melek gönderiyor. Melek diyor ki, ya Resulallah, Rabbim emretti. Sen evet de, ben iki dabine şey yapayım, getirim, bunları öldürelim. Şefkat peygamberi nefsi der mi? Belki olur ki bunların sülalesinden Allah'a kulağın insana gelir dedik ve dua etmiyor. Görüyor musunuz? Hep o zamanlarda mahşerde herkes nefsi nefsi derken peygamber ümmeti dediği evet. Diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyor. Evet, oraya gidiyoruz sonra. Ve o güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan inşallah öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ders evet, özetliyoruz. Böyle bir zatın şefaati altına girip onun şeyini şefaatini kazanıp evet, ve nurundan istifade etmenin ve zulümat-ı berzahiyeden kurtulmanın çaresi sünnet-i seniyeye ittibadır. O çok şefkatlıydı. Kendisine eziyet yapanları bile affediyordu. Bunun bazı örneğini demiş sevgiler günü dedik ya, bakın sevgi kelimesi açınca aklıma gider. Yine 19. mektubun 15 yerde 6. hadisi okuyacağız burada. Bir mevzu ise temas edeceğim. Nakl-ı sahih ile haber veriliyor ki, hı-hı, oku. Gazve-i Uhud'da Uhud, evet, veya Huneyn'de Şeybe İbni Osman el-Hacebiye ki Hazreti Hamza onun amcasını hem pederini öldürmüştü. Şimdi düşün, yani senin birisi amcanı öldürsün, bir de babanı öldürsün. Ne yaparsın gençler? Düşün. Bu zat intikam almak için Hazreti Hamza peygamber amcası ya, Hazreti Hamza benim amcamı ve babamı öldür diyerek o Şeybe denen adam geliyor, peygamberi öldürmeye geliyor. İntikamını almak için gizli geldi. Ta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından yalın kılınç kaldırdı. Öldürecek, evet. Birden kılınç elinden düştü. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona baktı. Evet. Elini göğsüne koydu. Bakın. Şeybe der ki o dakikada, dünyada ondan daha sevgili bak, adam bana olmaz. İşte sevgili bu. İmana geldi. Sonra bakın enteresan böyle. Sonra ne diyor? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona ferman etti. Haydi git harp et. Şeybe dedi. Bu savaşın ortasında olmuş bir hadise. Tabii. Şeybe dedi, ben gittim. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam önünde harp ettim. Eğer o vakit pederim de rast gelseydi vuracaktım. Görüyorsun. Savaş ortasında deyince bakın sevgiye bakın. O duruş, bunun içinde okuyacak gerisini. Efendim Uhud Muharebesi'nin arasında Sa'd ibn-i Vakkas ve Abla ibn-i Caş beraberler. Abla ibn-i Caş diyor ki gel Sa'd ibn-i Vakkas bir tenaya çıkalım, dua edelim. İkimiz dua edelim. Birbirimize duası amin diyelim diyor. Sa'd ibn-i Vakkas peki diyor. Bir köşeye çekiliyorlar. Dua edecekler. Evvela diyor, evvela sen dua et diyor. Sa'd ibn-i Vakkas açıyor elini. Ya Rabbi diyor. Savaş. Bana yarın öyle bir güçlü düşman çıkart ki onunla ben savaşayım, onu alt edeyim, onu öldüreyim ve en büyük ganimeti alayım. Vallahi diyor, benim bu dediğim duan kabul oluyor diyor. Abla bir Caş elini kaldırıyor. Bak şimdi. Ya Rabbi diyor, bana öyle bir rakip çıkar ki onunla ben savaşayım, o beni yensin, beni öldürsün, benim kulaklarımı kessin, burnumu kessin ve ben senin huzuruna geleyim. Ya Abla Caş, ne yaptın benim azalarıma? Ben de diyeyim ki, ya Rabbi, bu verdiğin azaların hakkını yerine getiremedim. Ve senin ve Resulünün yolunda bunu harcadım. Sen dedi ki doğru söyledin de beni affedersin. Vallahi onu da dedi, öyle oldu diyor. Şimdi bu hangi sevgiyi hayatını veriyor gençler? 15 Temmuz'da biliyorsunuz ben Almanya'ya gittiğim vakitte bizzat dinledim orada.
Ya diyor, kapalı kadın tank altına gidiyor. Ya Allah diye gidiyor. Hadi kapalı kadın, dindar adam. Fakat meyandan çıkan sarhoş nasıl gidiyor diye anlamıyorum ben diyor. Bu millette iman var mı? Kur'an düzü var ya, işte, peygamber sevgisi var mı işte? Bu ondan sonra bu millet kolay kolay sırta gelmez. Allah bizi o sevgiden ayırmasın. Şimdi bir örnek daha vereceğim. Hem Fethi Mekke gününde Fedale namında birisi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına vurmak niyetiyle geldi. Hı hı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona bakıp tebessüm etti. Ödeme göre tebessüm ediyor. Evet. Nefsinle ne konuştun? Ne konuştun? Fedale için talebi mağfiret etti. Fedale imana geldi ve dedi ki o vakit ondan daha ziyade dünyada sevgilim olmaz diye. Yani, bu da görüyoruz ya, en büyük seviye kim? O halde şöyle bağlayalım. Şeyde 11. lamada diyor ki değerli arkadaşlar, bana şuaları ver, şunu koy. Bak, şuraya koy. Ayette bağlayalım. Bu bütün konuşmaları ayette bağlayalım. Az kaldı. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ ayetinde icazlı bir icaz vardır. Hı-hı. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir. Evet. Şöyle ki, bakın. Şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Gördün mü? Madem Allah'ı seviyoruz, bizi yaratmış, hayat vermiş, yoktan var etmiş. Evet. Madem Allah'ı seversiniz, evet. Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Peki ya Rabbi nasıl, ne yapayım? Nasıl seni sevmenin alameti ne? Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Gördün mü? Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Onun dediklerini yapmak iyi olur. Ne vakit ona ittiba etseniz, uysanız, Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. Evet, bu hamur çok su götürür değerli arkadaşlar. Yani bir denizden bir damla veya bir katrese sonabildik. Seviyoruz ama bir de bir acize aklıma gelen, bak bizi buraya toplamamız vesile olan bir hizmet tarzı var. Ondan da kısa bahsedeyim, bitireyim. Bayram abi bir gün üstad hizmet ediyor ona. Üstada hizmet ediyor Bayram abi. Bir gün diyor ki sen üç şekilde teşekkür etmen lazım. Teşekkür etmen lazım Bayram abi. Üstad diyor Bayram abi, sen üç şekilde teşekkür etmen lazım. Bir, Müslüman olduğun için. İki, bana hizmet ediyorsun. Üç, Risale-i Nur talebi olduğun için. Bir de sevgimizi bu hizmete verelim. Çünkü bu hizmet Kur'an yolu değil mi arkadaşlar? Biz niye üstadı seviyoruz? Peygamber yolunda gittiği için, Allah yolunda gittiği için seviyoruz. Dedi ki mahkemede efendim Ahmet Feyzi abi bunu delegeten bir müdafaa okuyup bitirmeye çalışacağım. Biz diyor şurada, biz ne siyasetle, Afyon Mahkemesi 46 yılında olan bir cümle. Biz ne siyasetle ne idareyle asla alakası olmayan yalnız dindar saf halk kitlesiyiz. Evet. Bir insana hüsnü zan etmek ve kıymet vermek herkesin şahsi bir kanaatidir. Biz Bediüzzaman'ı zamanımızın yüksek bir din alimi biliyoruz. Ondan seviyoruz. Evet. Din hakikatlerini asla dal kavukluk yapmadan beyan ve ifade eden bir hakikat adamı biliyoruz. Yani kendine veren bütün payları, makamları, paraları, mevkileri reddeden bir adam. Demek gayesi Allah için, Resulullah için, peygamber için. Evet. Mücahit adını vermekliğimiz ne için? Memleketimizi tehdit eden ahlaksızlık ve imansızlık cereyanlarına karşı Kur'an'ın sarsılmaz hakikatlerine dayanarak giriştiği müdafaa ve hizmeti diniyesinden dolayıdır. Seviyoruz. Evet. Din ve vicdan hürriyetinin hükümran olduğu bir memlekette vicdani kanaatimizden mesul olamayız. Evet. Bundan dolayı kimseye hesap vermeye mecbur değiliz. Ahir zamanda hadisin haber verdiği şahısların meselesine gelince, bu mevzuları biz kendimiz uydurmadık. Bunların aslı dinde mevcuttur. Mesela bu konu değişiyor. Şimdi Ahmet Feyzi abi, ben bu müdafaayı okuyarak bitireceğim. Diyor ki
Sungur abi dedi bana derste. Bunu müdafık kendi hazırlamış. Fakat biz de imza et dedi ki üstad reddetmesin. Nitekim diyor ki ben şahsen abi kabul ettim diyor. Ve üstadı sevmek, dolayısıyla peygamberi sevmek ve Allah'ı sevmektir. Bu yola ancak öyle diyor Kastamonu'da Risale'ne karşı gelenler din düşmanlarıdır. Çünkü Risale'nin gittiği yol Allah ve peygamber yoludur değil mi arkadaşlar? Ahmet Feyz abi Risale'nin avukatı o tarihte yaşamış. Şu son cümleyi okuyarak hiç müdahale etmeyeceğim. Bütün dünyada seni inkar etse ve ben biliyorum ki sen öylesin. Şurada oku. Envar-ı Muhammediye'yi Hatipli yol bitir. Ve Marif-i Ahmediye'yi Refüzat-ı Şem-i İlahiye'yi en müşaşa bir şekilde parlatması. Yani Kur'an nurunu, peygamber yolunu en güzel şekilde anlatman. Ve Kur'an'ı ve hadisi olan işaret-i riyazetinin kendisinde müntehi olması. Madem Kur'an'da her şey var, vela rabbini vela yapsın illa fikitabin. O da Kur'an'da işare olarak Risale-i Nur'la ilgili ifadeler var diyor. Ve hitabat-ı nebeviyeyi ifade eden ayat-ı celilenin riyazi beyanlarının kendi üzerinde toplanması delaletleriyle o zat buyurun. Hizmet-i imaniye noktasında bakın hizmet-i iman noktasında Üstad Bezansızları Risaletin evet. Bir mirat-ı mücellası. Peygamber nurunu en güzel gösteren, peygamber gösteren bir parlak ayna. Mirat-ı mücellasın diyor. Evet sen nere desem de diyor ama ben böyle inanıyorum diyor. Alim adam sonra. Ve şecere-i risaletin bir son meyve-i münevveri. Sanki peygamberlik meyvesinin en son halkasında gelen büyük bir zatsın. Müştehisin, müceddisin. Peygamberliğin varisin. Zaten senin dediğin sikke tavsiye ediyor ki el ulema versus enbiya diyor. Sonra. Ve lisan-ı risaletin irsiyet noktasında son dehan-ı hakikati ve şem-i ilahinin cana bakın. Hizmet-i imaniye cihetinde evet. Bir son hamili zil saadeti olduğuna şüphe yok. Değerli arkadaşlar tekrar ediyorum. Arzı kendine sacit ve abid yeryüzüne. İbadını mescit anlattık. Ve kendine müsebbih ve mükebbir eden Zat-ı Celal'e yerin zerrata da deyince hamd ediyoruz. Tesbih ediyoruz. Sena diyoruz ki ve mevcuta deyince hamd ederiz ki bize bu nevi ubudiyeti kulluğu ders veren mahbub-u kulüp, muallim okul, mürebbi nüfus ve sultan erba olan Aleyhisselam'ı ümmet elemiş ve üstada talebe elemiş. Allah Rabbim bizi kendine kul, habib-i ümmet sana talebe elesin. Okunan sözdeki maksadı bağışlasın. Maksat hürmetine bize tahki iman nasip etsin. Resulün yolundan ayırmasın bizi. Selamun aleyküm. Ha, sen de var değil mi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunne men kad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahvila. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب يدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزحق الباطل إن
الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.